Varsın olmasın hiçbir şeyin, her gün güneş gibi doğan bir ümidin olsun ve mutlak zaferle çıkacağın yarınların. Vaktiyle bir atsız varmış derlerse ne hoş. Anılmakla hangi ruh olmaz ki sarhoş. Vefatının 46. yılında saygı ve minnetle. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Sevgili seyirciler, şu anda bilge Türk liderimiz Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarı başındayız ve kendisini aramızdan ayrılışının 46. yılında hep birlikte anıyoruz ve kendisini sevenlerinden dinleyeceğiz bugün. Yakan Cumalıoğlu ile birlikteyiz ve Atsız atamızı kendisinden dinleyeceğiz. Nihal Atsız hocamızı bize nasıl anlatırsınız yakından tanıyan biri olarak? Atsız hocayı size kısaca tarif etmek istersek, yazılarından değerlendirirseniz kılıçtan keskin kalemiyle çok sert mizaçlı bir insan olarak, ama yakinen tanıdığınız zaman çok insancıl, çok cana yakın, sizden biriymiş gibi ve sizin damarlarınıza işleyecek kadar, damarlarınızdaki akacak kan kadar size can veren bir can suyu olduğunu görürdünüz. Ve en önemlisi, hareketlerinde, davranışlarında, konuşmalarında ve bütün tutumunda Türklüğün, buram buram kokan Türklüğün sizi etkilediğini, sizin üzerinizde büyük bir etki yarattığını ve hipnotize olmuş gibi ona adapte olduğunuzu kendinizde hissederdiniz. Biz bunu gördük, yaşadık. Eğer bu ruhu yaşamamış olsaydık bugün bunu bu şekilde canlı tutamazdık. Atsız ki güce karşı dahi direnebilen bir yapıya sahipti. Başından geçen acı olaylar, yaşadıkları birçok şeye katlanmış ama Türklüğün kırılması konusunda yapılan hareketlere hiçbir zaman duyarsız kalmamıştır. En sıkıntılı anında dahi tepkisini dile getirmekten çekinmemiştir. İkircikli hareketlerden hiçbir zaman hoşlanmamıştır. Kısacası kaygan zemin üzerinde yürümesini bilmiş, hayatı dümdüz bir çizgi, hiçbir kırığı olmayan dümdüz bir çizgi ve bu çizgi içinde zamanı gelmiş, hayat arkadaşı, yoldaşı olan eşiyle dahi ters düşmeyi göze alarak bir takım kararlar almayı ve uygulamasını bilebilmiş nadir insanlardan birisidir. Kendisi mütefekkirdir, tarihçidir ve biraz evvel söylediğim gibi dini konularda da bilgi sahibi olan, yani engin tarih bilgisinin yanında dini konularda da bilgi sahibi olan bir kişilikti. Dolayısıyla dini istismar edip kullanmak isteyenlerin bir takım safsatalarına karşı direniş göstermiş, tepki göstermiş ve dikilmiştir. Hiçbir zaman siyasete ram olmamıştır. Siyasete kendisini alet etmek isteyen, çekmek isteyen, kullanmak isteyenlere hiçbir zaman yüz vermemiştir. Ne Demokrat Parti döneminde ne de daha sonraki süreçte bu tavrında bir değişiklik olmamıştır.